Herkese merhaba bacım. Hadi böyle mi duralım? Hadi böyle duralım. Gözüme güneş geliyor şuradan. Nasılsınız bacikola? Ne yapıyorsunuz bakayım? Ömer Halis almaya geldim ben. Koca termos kahve yaptım. Sabah saat 8'den beri içiyorum. Son işte bir fincanlık falan kaldı herhalde. İşte dükkana gittim. Dükkanda tabii bardağı koydum da. Burada böyle içiyorum. Karşımda bir araba var. İçinde de bir manya. Acayip rahatsız oldum şu an. Birincisi ters park etmiş. Ters yönde park etmiş. Gerizekalı desem yeri. İkincisi de tam karşımda. Acayip gıcık oldum. Şimdi de ben arabanın içinde kendi konuşuyormuş gibi görüneceğim. Bir de yemek yiyorum. Acıktım. Saat 12.30 oldu. Ve henüz daha hiçbir şey yemedim. Aramaz gözü koydum. Araba mukbangı yapalım size. Evet, güne yoğun ve tempolu başladım. Hafta sonu yapmış olduğumuz indirimlerden dolayı bir hayli sipariş vardı elhamdülillah. Gittim hemen paketlerimi hazırladım. Ömer Halis'i almadan önce de şimdi gittim paketlerimi DHL'e teslim ettim. Eski oturduğum yerdeki DHL'e. Ben oturduğum yerdeki DHL'e de neler neler oldu da hiç şimdi anlatmayayım, çok uzun hikaye. Öyle yani, şimdi de Ömer Halis'i almaya geldim bacım. Ve gideyim hemen ocağa. Bir çorba atacağım. Bir mercimek çorbası açacağım hemen. Ondan sonra Mikail'i bekleyip Mikail'den sonra hemen bu tetikler yerine geri gitmem lazım. Çünkü 6-7 tane paket daha var. Büyük kartonum bitmiş. Ama evde aşağıda var yani, kelada. Karton alıp tekrar yine gideceğim butiğe. Onları da hemen hazırlayayım. Arabaya atayım. Tekrar yine bu tarafa geçmeyeyim. Onları da yarın sabah veririm kargoya diye düşünüyorum. Öyle işte canlar. Öyle yani. Ben şimdi Ömer Halis beklerken azıcık şu kahvemi falan içeyim. Karnımı doyurayım. Ondan sonra şey yaparız. O ara siz de. Bütükte hemen şöyle çok az böyle kısa bir video çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Gerizekalı. Çıktı çok şükür arabadan. Mal ya. Tam böyle karşı karşıya durmuş gibi olduk. Ondan sonra. Hayır, zaten hangi akla hizmet yani bu. Yani yönün farklı bir kere, yanlış. Bilmiyorum, üşenmiyor. Polisi çağıracağım da. Şimdi uğraşmayayım hadi. Arkamdaki de aynı durdu. O da bir gerizekalı. Yani az sonra şuraya gidip şöyle dönüp o tarafa dönmesi vardı. Ters yöne park ediyorlar. Derim şaka gibi. Neyse, bana ne be. Hadi görüşürüz.
Tamam, gittim paketleri verdim. Dışarıda bir iki kağıt işlerim vardı. Onları da hallettim. Şimdi Ömer Halis, inanırsın zaten Ömer Halis'in okuldan gelme saati bile geldi. Hatta Gülşen'e de bugün erken çıkıyordu. O da geldi arkadaşlarıyla birlikte. Kızlarla geldiler. Şimdi şöyle kuskus yaptım hemen bir tencere. Şöyle sucukları da en ince şekilde doğradım. Kuskus neredeyse pişmek üzere. Kızartma tekniğiyle değil, böyle içinde haşlama tekniğiyle pişecek sucuklar. Hem de gayet de lezzetli olmuş olacak. Şöyle sucuklu bir kuskus pilavı, tereyağlı. Hem kızlar yer birazdan. Hem de şimdi birazdan Mikail de gelir. Ömer Halis de acıktı. Ve bugün Ömer Halis'in camisi de var. Evet. Şimdi bu pişe dursun. Ben de orada oturma odasına geçeyim. Hem dizi açayım. Hem de çamaşırlar var. Vallahi 4-5 makine çamaşır var. 2-3 gündür yıkayıp yıkayıp böyle sepetlerle yığdım. Şimdi onları hemen bir kaldırmam lazım. Onları hemen kaldırıp yerlerini yerleştirelim. Ondan sonra bakacağız bakın. Bugün vallahi gün yoğun. Ah, bugün gün yoğun. Çamaşır işi tamam. Vallahi şunun üstüne mancar toplamıştım da. Ayıp söylemesi. Yine mancar toplamıştım. Şöyle güzel yıkadım. Önce sabahtan beri sirkeli karbonatlı suda bir bekliyordu. Ondan sonra onu çıkarttım, tekrar yıkadım. Tabii şunları falan atacağım. Suyu baktım akıtıyor. Şöyle bir atıverdim köşeye. Bunları haşlayıp akşama birazını böyle yemeklik olarak koyacağım. Birazını bir de şöyle ekstra şu küçüklerden, miniklerden falan topladıydım şöyle. Bunlarla da dolma sarısım var. Şimdi benim kahve fincanım nerede? Kahve fincanım. Özge geldi, kek getirdi. Çok güzel. Şöyle bazı zamanı Almanların yaptığı keklerden oluyor. Şöyle çok bakayım. Oh, çok güzel kokuyor. Şöyle havuç da var zannedersem içinde. Havuçlu kahveli mi artık ya da spekülatüs var galiba içinde. Demin Selcan'a vermiş, ilk oraya gitmiş. O da bana yazdı, Özlem efsane çok güzel diye. Dedim ben de bekliyorum, inşallah bana da getirecek. Sağ olsun şimdi bana da getirdi. Hemen şöyle az yarım fincan kahve yapayım çünkü demin de içmiştim.
çamaşırları hallederken. Çok şükür 5 makine çamaşırı katladım. Hemen çocuk çocuğu da çağırdım. Dedim ki çabuk herkes kendi çamaşırına... Mikail! Seni yatağına çamaşır koydurduydum ben. Onları lütfen şey yap bakayım. Dolabına koy hepsini. Vallahi kekin ılık ılık hala. Şöyle bir. Gerçekten çok güzel. Ay. Harika. Bacımın eline sağlık. Hemen şunu fırına koyayım da. Oha. Çok iyi be. Şunu iyi verin. Sabahtan evi süpürmüştüm ama elektrik süpürgesini tekrar getirdim şuraya çünkü bu taraf komple toz oldu. Ömer Halis'le halımı yaktı biliyor musunuz? Halıyı yaktı resmen. Bakın her taraf toz oldu. Ama öncesinden şöyle kahve kek keyfimi yapayım. Deha diye bir dizi varmış. Bayıldım bacım. Bayıldım diziye. Tam benim tarzımda. Ben sevmem öyle aşklı, uşklu, sevişmeli, öpüşmeli şeyler. Ben böyle aksiyon, heyecan, gerilim severim. Böyle bakalım. Şunu hemen bir yiyeyim. Kahvemi de içeyim. Evi komple bir süpüreceğim. Oy! Ondan sonra evden çıkacağız. Valla size en son nerede bıraktığım video çekimini ama sonuç olarak şu an yemek bölümündeyiz artık. Kendime şöyle güzel tavuklu bir salata yaptım. Üzerine birkaç tane de şey atacağım. Ne atacağım? Ceviz. Pilavın üstüne koyuyorum direkt tavuğunuzu. Tamam mı? Yoksa yan yana mı istersiniz? Neyse ben böyle koymayı tercih ettim. Bakın pilav yaptım. Güzel. Dana dana. Bir de şöyle güzel kremalı. Biberli, soğanlı. Tavuk. Oh la la. Gayet güzel görünüyor. Evet. Alışverişe gittim. Henüz daha onları yerleştirmedim. Çünkü hemen şu Ömer Halis'i ayrı koyarım da. O şimdi öyle yemeyecek. Ömer Halis az buraya gelsene bir. Az gel bir şey göstereceğim. Gel. Böyle tavuğun üstü, pilavın üstüne koyayım mı tavukları? Ya bir anne. Şöyle koyayım mı üstüne? Ya. Heh, bir de şey, anne söyle bir tanesi. Şey, evet. Şey nerede? Ne almışım? Ay, şey yaptım, şey hani. Burada oğlum al, aç ağzını. Ben doğradım benimkini. Ben böyle kremalı, yağlı yemeyeceğim için. Hadi bunları götürün. Bu senin tabağın. Tamam. Hadi herkes gelsin tabağını alsın. Kendime sadece ızgara yaptım yağsız. Tuzsuz, baharatsız. Çünkü ne zamandır yesin vardı öyle. Oha pilavı da bitirdik. Herkes tabağını almaya gelsin. 55 kere daha söylemem lazım. Davetiye mi bekliyorsunuz? Onlara da güzel bir salata hazırladım bu arada. Götür kızım. Kimin? Fark etmez hepinize aynı koyuyorum. Okey okey. Evet. Turu da ayrı koyacağım çünkü o pilavı ayrı sever. Turu da ayrı. Onu da mükemmel veriyorum. Babana ayrı ayrı koyacağım çünkü. Al bunu da babanıza verin. Al bu da babana. Keşke. Keşke. Zaten.
Ceviz, çekirdek, badem ya da şey çekirdeği, kabak çekirdeği kullanmayı tercih ediyorum. Ona göre de sıvı yağ koymuyorum salatalarıma. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet, yemekler yendi, bulaşıklar halledildi, çocuklar derslerini de yaptı, pijamalar da giyindi. Şimdi şöyle akşam meyve saatimiz. Tamam mı Ömer, bitti mi? Bitti. Hadi pijamalarınızı giyin, meyve yemeye gelin. Kocam hasta. Şu ışık içinde hiç öğrenemedim bu evde. Neyse bakalım. He oğlum. Çatlak ya. Tamam, kaldır. Gülsen'i çağır bakalım şuraya, az. Mikael de çağır, gelin meyve yiyin hadi.